siz abimle tanışıyor musunuz? Abiniz mi? Ay, ay siz ikiniz de tanışıyor musunuz? Ay, şok. Ay ben şok. Songül Hanım'la nereden tanışıyorsunuz abiciğim acaba? Ben buraya gelirken alışveriş için bir mağazaya uğradım. Songül Hanım'la orada karşılaştık. Evet, bir mağazada karşılaştık. Kusura bakmayın, ayakta kaldınız. Buyurun oturun efendim. Ay çok enteresan. Ay ne kadar güzel olmuş böyle. Hemen samimi de olmuşsunuz yani. Ay, demek istediğim böyle isimler öğrenilmiş falan. Songül Hanım benim seçim yapmamda yardımcı oldu. Kendisi çok kibar ve çok zevkli bir hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Abicim, acaba Songül Hanım size ne seçim yapmanızda yardımcı oldu? Merak ettim de. Ya o da çok güzel bir tesadüf oldu aslında. Ben sevgili Lale'ye nikah hediyesi bakma için girmiştim. Bilmeden kızımın hediyesini de seçmesinde yardımım olmuş işte. Ay tesadüfe, ay Haluk abi Allah aşkına tesadüfe bak yani sen kalk ayağının tozuyla ta Amerikalardan buraya gel, ondan sonra da Songül Hanım'la tanış. Ay kız gerçekten şaka gibi. Gerçekten şaka. Ay Onurcuğum bir arabadan çeyizleri alabilir miyiz? Tabii ki hemen halledelim efendim. Siz hiç rahatsız olmayın. Biz her şeyi ayarlarız. Merak etmeyin. Çeyiz mi getirdiniz? Çeyiz mi getirdiniz Songül Hanım? Bunu şunun için yaptın. Ne kadar asil bir kadın görüyorsun değil mi? Niye yaptı bunu? Çünkü sen ona dedin ki bir bagajcık çeyiz var. Öyle dedi diye siz çok kırıldınız değil mi o gün Songül Hanım? Biliyorum ben. Biliyorum. Kırılmadım. Ne kadar kibar. Görüyor musun Haluk abi? Ne kadar kibar ve ne kadar asil bir kadın. Bakın bu suskunluğu hep bu asaletinden. Bu yüzden de ne kadar kırıldığınız belli. Anlıyorum, ben hissediyorum ya. Songül Hanım'ın bir şeye kırıldığı yok. Abartma lütfen Betül'cüğüm. Duydun. Kes. Tamam. Abicim istersen biz kahvaltıyı kulüpte yapalım. Hanımlar da çeyiz işini rahat rahat burada halletsinler değil mi? Çeyiz işini neden burada hallediyorlar? Dayıcığım biz nikahtan sonra burada yaşayacağız. Burada mı yaşayacaksınız? Hangi devirde yaşıyoruz çocuklar? Ha? Ailenin yanında yaşamak ne demek ha? Abicim şimdi bebeğimiz geliyor ya. Lale'ye destek olmak açısından biz öyle düşündük. Hem nikah da çok yok. Böyle uygun gördük yani. Yıldızcığım biz iki yetişkin insandan bahsediyoruz. Bebeklerini kendileri büyütsünler. Kendileri yetiştirsinler. Sen de bu kadar korumacı olma lütfen. Please. Çok haklı. Haluk abim çok haklı. Gerçekten çok haklı. Ay rica ediyorum artık sana bu çocukları rahat bırak Yıldız'cığım ya. Bırak kendi düzenlerini kendi istedikleri gibi kursunlar. Yani hani o laf neydi ya? Eve neydi? Ay Songül Hanımcığım yani Allah aşkına ev üstüne ev kurulur mu? Yani insan kaynanasıyla huzur bulur mu? Hayır yani kim bulmuş? Yani eğer bana soracak olursanız ben bulamadım. Ama çünkü şöyle bir şey var. Kaynanam yani başından beri beni benimsemiyordu zaten. Beni sevmiyordu o yüzden de. Ya, olacak bir iş değil. Gerçekten olacak bir iş. Sizin gibi bir gelinle hem de. Neyse ama neyse ki Yıldız'ım Lale'yi başından beri istiyor. Betül'cüğüm sen gelininle yaşamıyor musun? Bana gelince mi sorun oldu? Ne alakası var hayatım? Şimdi senin gelininle benim gelinim bir mi Allah aşkına? Yani. Ayrıca ben hiç meraklı değilim. Gerçekten ikisinde de hiç meraklı değilim. Her zaman da söylüyorum çocuklar diyorum. Lütfen artık diyorum siz diyorum bizimle yaşamak zorunda değilsiniz. Siz diyorum ayrı eve çıkın diyorum. Ya çıkın gidin siz benim başımdan diyorum ama gitmiyorlar ki yani bırakmıyorlar beni. Yok diyorlar ne yapayım yani ben? Aman canım yani şurada nikah ne kadar kaldı? Çocuk doğsun ondan sonra bakarız duruma. Aman canım yani öyle kendinizi büyüleyi sıkıştırmanıza da gerek yok yani. Nikah birkaç hafta ertelersiniz olur biter yani ne olacak? Öyle değil de tabii ben aslında Haluk Bey'in düşüncesine katılıyorum. Yani onlar çocuklarını kendileri büyütmeliler. Yani doğru söylüyorsunuz hangi devirde yaşıyoruz ki? Ama gene de çocuklar bilir.
Karar onların. Canım ne oldu? Ay bembeyaz oldu yüzü. Anne. Ay beyaza kesti suratı. Elteciğim ne oldu? Gerçekten iyi görünmüyorsun. İyiyim ben canım, iyiyim. Ay neren iyi? Ay Allah aşkına neren iyi? Kız kahvaltı yaptın mı sen? Sen bu sabah kahvaltı yapmadı, bir şey oldu. Şey oldu, şekeri düşmüş olabilir. Biz aslında kalkalım, size de mani olmayalım eğer kahvaltı yapmadıysanız henüz. Ay olur mu? O zaman hep beraber kahvaltıya geçelim. Tabii, hep beraber kahvaltı yaparız, tabii. Yok, hiç gerek yok. Biz kahvaltımızı yaptık. Yok efendim, rica ederim. Sonra mı istirham ederim? Olur mu öyle şey? Ayrıca ben çok memnun olurum. Biz çok memnun oluruz. Tamam o halde. Çocuklar siz gidin bu çeyiz işlerini ve aleti. Tamam. Gel Lale. İzninizle. Teşekkürler. Diğer eşyaları da yan tarafa bırakır mısın? Peki Onur Bey. Sağ ol. Bu annemle dayının durumuna ne diyorsun? Ay evet ya, koskoca İstanbul'da sen git aynı kuyumcuda denk gel. Aynen öyle. Asıl daha garip olan bir şey var ki. Ne? Dayımın annene olan yaklaşımı. Nasıl yani, anlamadım. Şöyle, şimdi normalde dayım öyle çok fikir alan bir insan değildir başkalarından. Yani mesela bir herhangi bir konuda kendi tercihini kendi yapar ki genelde bu doğrudur bir de. Dayım ne yapmış sana hediye alırken? Annene sormuş, ikna olmuş, bir de o hediyeyi almış. Yani etkilenmekte kalmamış, bir de ikna olmuş. Gerçi ben buna niye şaşırıyorsam, neyse. Anlamadım. Ya işte anlamayacak bir şey yok. Ben senden nasıl etkilendiysem, dayım da annenden öyle etkilenmiş. Bu genetik yani. Bu durumdan şikayetçi misiniz peki? Ne mümkün Lale Hanım, ne mümkün. Şey, annem çok güzel şeyler almış. Hadi bana yerleştirmemde yardım et. Ya dur, yardım edeceğim de sen bana bir söyle bakalım, ne diyorsun? Neyle ilgili? Ya bu işte ev meselesini konuşamadık ya. Ayrı eve çıkalım mı, burada mı kalalım? Ha, eskiden olsa bunu asla kabul etmezdim ama. Ama? Yani bu durumda olmasaydık, tabii ki baş başa kalmaktansa kalabalıkta bu evde yaşamayı tercih ederdim manasında. Güzel. Artık öyle bir şey tercih etmiyorsun yani. Etmiyorum. Benimle baş başa kalmak istiyorsunuz o zaman Lale Hanım, ha? Yani şimdi böyle ev fikri gelişince bir hoşuma gitti, bir heveslendim. Tamam. O zaman kendi evimiz oluyor. Gerçekten mi? Evet. Şimdi istiyoruz biz de. Annen pek taraftar değil galiba buna. Ya ben annemi ikna ederim yani, sorun olmaz. Senin annen de zaten ayrı eve çıkmamızı istiyordu anladığım kadarıyla, değil mi? Ama yine de son kararı bana bırakır. Tamam, o zaman sorun yok. Tamam. Ay, nikah da çok az kaldı ya, nasıl yapacağız? Yani İki kere mi taşınmış olacağız? Ben anlamadım. Şöyle yaparız. Nikahımızı erteleriz bir tık. Ondan sonra işte evimizi hazırlarız. Zaten en fazla ne kadar sürecek ki bir evin hazırlığı. Doğru diyorsun. Canım bak, nasıl rahat edeceksen, nasıl istiyorsan öyle olsun. Biraz istersen düşün. Ona göre karar ver. Sanırım evimiz olursa daha mutlu olacağım. Geç olsun da güç olmasın. Düşünelim o zaman. Mesela ne olabilir? Daire, rezidans olur. Ama çok aşağılarda olmasın, 20. kat falan olsun ki manzaramız güzel olsun. Ay yok, beni o kadar tepelere çıkarma. Ya ben korkarım yüksekten, bebek de korkar. Ne olur korkutma bizi. Tamam, o zaman yere yakın olalım. Böyle geniş bahçeli, güzel bir villa. Hı? Çok büyük olursa da birbirimizi bulamayız evin içinde. Sadece mutfağı geniş olsun. Tabii, yani mutfak çok önemli. Bizim ailede mutfak çok önemli olacak. Zaten o yüzden iki tane de aşçı falan ayarlamamız gerekiyor. Dalga mı geçiyorsun Memle? Ne diyeceğim? Bak ne diyeceğim? Bu
ev meselesiyle ilgili. Ben hemen araştırmalara başlıyorum. Kafamda bir iki ev hatta şu an oluştu. Ben sana onları gösteririm. Belki oradan arada beğendiklerin çıkar. Onlara bakarız. Tamam. Anlaştık. Güzel. Şimdi ben zaten holdinge gidince bütün bu gayrimenkullerin listesini çıkarttırırım. Bizim yakada olanları. Onlara bir bakarız beraber. Değerlendiririz. Tamam mı? Bir de benim iç mimar bir arkadaşım var. Çok güvendiğim yani. Şirkette de zaten beraber çok iş yaptık bizim şirkete. Ona sorarız. Onun fikrini alırız. Sonra da bir evimiz olur işte. Ya şimdi İsmet babaanne bizle yaşamak istiyordu ya. Üzülmesin bu duruma. Ha yok. O mutlu olacaktır. Yani yine söyleyelim durumu da üzülmez. Ay aklıma bir şey geldi. Ne yaparız biliyor musun? Evin bir odasını İsmet babaanne için hazırlarız. İstediği zaman gelir kalır. Tamam. Çok güzel düşündün. Söyleriz onu da. O zaman anlaştık. Anlaştık. Evimiz oluyor. Vallahi oluyor. Hadi gidelim şimdi bizimkilere kararımızı söyleyelim. Hadi kazamız mübarek olsun. Gel bakalım. Haluk abicim, Songül'ün çok tatlı ve çok şirin bir çiçekçi dükkanı var. Evet biliyorum. Lale anlatmıştı. Birlikte çalışıyormuşsunuz. Evet evet, kızlarımla birlikte çalışıyoruz. Bana yardımcı oluyorlar. Efendim ben çiçeklere bayılıyorum. Onlarla konuşmaya, dertleşmeye falan filan. İşte ne demişler? Eğer sevdiğin işi yapıyorsan ömür boyu çalışmıyorsun demektir. Confucius. Confucius'un bir sözü efendim. Sevdiğin işi yaparsan ömrün boyunca çalışmazsın. Ben de aynı sizin gibiyim. İşim en büyük aşkım. O yüzden de işini aşkla yapan insanlara ayrı bir saygım var. Size de öyle. Teşekkürler. Aa, çocuklar, gelin oturun. Geldim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne yaptınız? Halledebildiniz mi çeyizleri? Evet, hallettik ama boş hallettik. O ne demek oğlum? Anneciğim, biz Lale ile konuştuk. Ayrı evde yaşamaya karar verdik. Dayım çok haklı. Doğal olarak da nikahı ertelemiş oluyoruz. Tabii. Anne. İyi misin? Canım. Helal, helal. Helal, helal. Nergizim, Hınzır'ım, günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun güzelim? Çiçekçi değil sen. İyi ben de evdeyim. Onur Bey'in çıkmasını bekliyorum. Nedense geç kaldı bugün biraz ama olsun, önemli değil yani. Annemle ablam orada da ondandır. Ha iyi iyi. Ne? Annen mi burada? Eyvah annen. Anneciğim. Canım. Arayı hiç açmayalım tamam mı? Sık sık gelin ne olur. Çünkü özlüyoruz. Özlüyoruz tamam mı? Samet, annem mi gördü? Samet. Ay alemsin İçimden sen. Geldi ama içimden geldi. Ne yapayım? Ay canım benim. Çok peki, peki geliriz yavrum, geliriz. Bunca yıllık annesiyim. İşe giderken bana bir kere böyle sarılmadı Fikret. Tamam Yıldız, tamam ya. Yıldız, kendine ya. Çok alemsiniz. Hoşça kalın. Görüşürüz Songül'cüğüm. İyi günler, görüşmek üzere. Buyurun ben sizi geçireyim. Canım görüşürüz. Gel. Dikkatli gidin. Gittiler, çık. Çık çık. Çık. Onur Bey. Az kalsın yakalanacaktım. Öldüm öldüm dirildim vallahi ya. Ben de ses oldum burada Samet. Böyle olmaz. Geçeceksin karşısına, konuşacaksın. Kim olduğunu anlatacaksın tamam mı? Yakalanırsan ne olacak şimdi? Daha kötü olacak. Daha kötü olacak. Vallahi doğru söylüyorsunuz Onur Bey. Benim bu işi çözmem lazım. Neyse hadi. Buyurun. Gel. Buyurun Onur Bey. Bize ait gayrimenkullerin listesini bana getirir misin? Arsa, dükkan hepsi mi Onur Bey? Yok, sadece ev ama bu yakadaki evler olacak.
Lale ile oturacağımız eve karar vereceğiz. Tamam Onur Bey, ben ona göre bir çalışma hazırlayayım. Tamam, teşekkürler. Alo, Eren'cim ne yapıyorsun? İyiyim ben de, sağ ol. Eren biliyorsun yakın zamanda evleniyorum. Evet, evet, sağ ol. Şimdi biz son dakika bir karar değişikliğine gittik. Başka bir eve çıkıyoruz Lale'yle. Seninle çalışmak istiyorum. Ha, ev daha belli değil. Ev belli değil ama birkaç gün içinde netlik kazanır. Ben sana söylerim. Tamam, süper. O zaman haberleşiyoruz. Tamam. Tamam, sen de dikkat et. Hadi görüşürüz. Efendim? Ha, Onur Bey. Merhaba. Doktor Onur Saygın ben. Nasılsınız? Buyurun. Sizinle görüşmem gerekti de bir konuyla ilgili. Ne konuşacağız? Şimdi telefonda konuşmamız doğru olmaz. Yani doğru olmaz derken yani yüz yüze konuşsak daha iyi olur demek istedim. Müsaitseniz eğer ben şirkete gelecektim de. Tamam, ben şirketteyim. Bekliyorum o zaman. Sen ne konuşacaksın ki benimle? Görüşme talebimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizi dinliyorum. Aslında buraya geliş nedenim bu yaşanan olaylardan dolayı kendimi hala huzursuz hissediyor olmam. Tarafınızdan yanlış anlaşıldım. Yani belki de kendimi size daha iyi ifade edemedim. Olaylar kötü sonuçlandı. Yani benim yerimde hangi erkek olsa, söz konusu eş ise benim davrandığım gibi davranır. Belki de daha fazlası. Sizin de bunu hesaba katmanız gerekirdi bence. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Hatayı ben orada yaptım. Yani bakın aslında bizim Lale ile konuşmalarımız evliliğinizin formalite olduğu yönündeydi. Hani sizin Pelin Su Hanım'la ilişkinizin devam ediyor olması, Lale'nin bu durumdan olumsuz etkileniyor olması benim o korumacı tavrımı birazcık ortaya çıkardı ama yalnız bakın cümlelerimi yanlış anlamayın sakın. Bu tamamen dostane ve art niyetsiz bir yaklaşımdı. Yalnız işte size yanlış yansıdı. Yani aslında tabii meseleye bir de sizin tarafınızdan bakınca yani evet. Ben de biraz fazla tepki göstermiş olabilirim. Yani hatta size vurmam yanlıştı. Kusura bakmayın. Yani önemli değil. Geçmişi unutalım. Bu yani gebelik sürecindeki hastalarıma karşı biraz fazla hassas davranabiliyorum. Yani benim de durumum bu. Sizi daha iyi anlıyorum. Yalnız yanlış anlamayın. Lale benim hem mahalleden çocukluk arkadaşım hem de hastamdı. Yani o kadar. Ben de bir doktor olarak bu durumu, bu olayları, daha doğrusu hareketlerimi falan kendime yakıştıramadığım için sizinle konuşma gereği duydum. O yüzden geldim yani. Tamam. Yani mesele çözüldü. Hatta bu olay hiç yaşamamış gibi devam edebiliriz hayatımıza. Hiçbir şey duyamıyorum ki ya. Duyamadığıma göre de içeride bir kavga olmuyor demektir. Şimdi gebelik sürecindeki hastaların bazen doktor değişimi olunca olumsuz etkilenebiliyorlar. Hani Lale Hanım da eğer herhangi bir şeye ihtiyacı olursa ya da bir sıkıntınız olursa yani ben her zaman sizin yanınızdayım, bunu bilin istedim. Yok, bir sıkıntımız yok. Teşekkür ederiz yine de. Peki, o zaman ben zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla vaktinizi de almayayım, yoğunsunuzdur. Görüştüğümüz için de ayrıca çok mutluyum. Zaman ayırdığınız için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. (Gülüyor)
Ben de işçileri bir teftiş ediyordum. Ne var ne yok diye. Kolay gelsin o zaman. Çok teşekkür ederim doktorcuğum. İyi günler. Görüşürüz. Lale'yi hemen arayayım ben ya. Hemen Lale'yi arayayım da. Alo Lale. Lale, Doktor Onur şimdi Onur'un odasından çıktı. Hiç de bir kavga falan olmadı yani. Her şey kontrolüm altında. Gel. Onur Bey, bütün evler dosyada. Bazılarının fotoğrafları da var. Bir bakayım, merak ettim. Güzel. Hepsi bu yakada değil mi? Evet, hepsi. Güzel. Gel. Birçoğu oturabileceğiniz gibi. Tamam, teşekkürler. Ev mi bakıyorsun? Evet, bakıyoruz. Umarım bize hazırladığın evi düşünmüyorsundur. Hayır, tabii ki. Onur, hiç mi bizi özlemiyorsun? Beni sür lütfen. Projelere müsait olduğuna bakar mısın? Senden onay bekliyoruz. Bakacağım. Bakacağım. Kolay gelsin. Sağ ol. Dışarı çık. Beliso. Merhaba kızım. Anne, senin ne işin var burada? Bu civardan geçiyordum. Sana bir uğrayayım dedim. Pelisu, ne oldu kızım? Neyin var? Lale ile Onur düğünü ertelemişler. He, iyi işte. Ha, buna sevinmen gerekmiyor mu? Evet. Ayrı eve çıkmamış olsalardı. Bunlar işi iyice ilerletmişler. Evet. Ve benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Pelisu, lütfen kızım yapma böyle. Anne, ben Onur'u kaybedemem. Eğer ben Onur'u kaybedersem, sen de beni kaybedersin anne. Anladın mı? Ay bitti çok şükür. Anacığım ne country'ymiş, ne retro'ymuş, ne modernmiş. Ben hiçbir şey bilmiyormuşum ya. Ablacığım öyle deme. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Öğreniyorsun işte. Aa, enişte. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç. Ne haber canım? İyiyim hayatım. Sen nasılsın? İyiyim. Ne yapayım ben de? İşte alternatif evlerin listesini hazırladılar bana. Ben de hemen dedim geleyim seninle bir paylaşayım. Aa, ne çabuk. Ya işte öyle baş başa falan evimiz olacağı için biraz heyecanlandım. O yüzden hızlı hareket ediyorum. Bunlar evlerimiz. Bunlar da pastalarımız. Aa. Meyveli mi? Ay acaba çikolatalı mı olsaydı ki? Zaten senin böyle kararsız davranacağını düşünerek hem meyveli aldım hem de çikolatalı. Ya gerçekten mi? Ama sen beni böyle öpersen ben pasta değil de pastaneyi alabilirim yani. Tamam o zaman enişte, ben sana şöyle güzel bir kahve yapayım. Heh. Tamam, ben de pastaları ayarlayayım. Nergi çikolatalıyı koy bana. Maşallah, çok maşallah. Tatlı. Ay yok yok. Meyveli de getir Nergis. Meyveli sevmiyorum ama. Ay neyse, sana ne diyeceğim. Bu arada ben bütün gün dekorasyon dergilerine baktım. Yedim yuttum hepsini. Ve anladım ki bu konuda hiçbir fikrim yokmuş. Tamam, sorun yok. Benim bir arkadaşım var, iç mimar. Eren. Onu arayacağım, tamam mı? Yani biz sadece aklımızdakileri, kafamızda ne varsa onu anlatacağız. Ama önemli olan ne? Bir evimizi seçelim. Ondan sonra Eren'i arayacağız, çözecek. Hepsi bu. İyi. Çünkü ben fikir edineyim dedim ama hiç de bir şey yapamadım. Yapmışsındır, yapmışsındır. İlla ki bir fikir oluşmuştur. Ama dediğim gibi ben Eren'in çizgisine çok güvenirim bu konuda. Eren'e aklındakini anlatacaksın, hayalindekini anlatacaksın. O da işi resmiyete dökecek, tamam mı? Tamam. O zaman teslim oluyoruz. Olalım. Neyse, olalım da evlere bir bakalım değil mi? Hadi. Bak şimdi. Bayağı bir alternatifimiz var. Yani bunlar, yine bakarız bunlara da. Tamam. Bu üç katlı ev var. Bak şurada dubleks bir ev var. Ha. Bu bir residence daire. Yani altı odalı falan. Biraz geniş, ferah ama bilemedim yani. Sen ne diyorsun? Onur, bu
benim pek içime sinmedi. Benim de sinmedi. Geçiyorum. Güzel. Güzel bu. Buna yine döneriz. Ama ben sana en çok beğendiğim evi göstereyim mi? Hadi onu göster. Merak ediyor musun? Onu göster. Tamam. Göster. Şimdi... Bak. Şu. Nasıl? Yani işte hem ormanlık hem böyle güzel bahçesi var. Ferah, büyük. Ne diyorsun? Yani rahat ederiz diye düşünüyorum. Ay evet ya, bahçeli falan bu. Ya ben bunu çok beğendim. Kapalı kapalı oturmayız. Ferah ferah bahçeli. Çok güzel. Bu, bu. Ay baksanıza sizce nasıl? Ay ablacığım, bunun dışı böyleyse kim bilir içi nasıl ha? Ay vallahi hepimiz sığarız buraya. Şaka yaptım, şaka. Beğendi. Beğendi. Ay mutfağın güzelliğine bak. Banyosu da kocaman. Ay vallahi güle güle oturun ya, çok mutlu olun inşallah. Neyse şu tatlılara geçelim o zaman. Tatlı yiyip ev bakmak bence şahane olabilir. Alın işte. O zaman yarın gidip bakıyoruz böyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.